İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 11 Ekim günlerden pazar Kanal Fırat ana haber bülteni ile karşınızdayız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planı doğrultusunda pazartesinden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başlatılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşamada pazartesinden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başlatılacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamalarıyla yürütülen uzaktan eğitim sürecinde yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamasının ilk basamağı 21 Eylül pazartesi itibariyle hayata geçirildi. 21 Eylül'de okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle yüz yüze eğitim başlatıldı. Bakanlık, yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamayı ise pazartesinden itibaren uygulamaya koyacak. İlkokulda 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda, ortaokul 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıflarla köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitim pazartesi günü başlatılacak. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, İmam Hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacak. Sınıflar öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak. Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri yapılabilecek. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. Televizyonlarımız Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık'ın hazırlayıp sunduğu gündem programında şehrin ekonomisini değerlendiren Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk, Elazığlıların genlerinin incelenmesi gerekiyor dedi. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, gündem programında televizyonlarımız Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık'ın sorularını yanıtladı. Bizim Elazığ olarak, Elazığ halkı olarak biz destek vermemiz lazım. Yatırımcıya moral vermemiz lazım. Kardeşim Allah razı olsun. Adam parasını, pulusunu gelmiş buraya yatırmış. Bu toprağa gömmüş. Burada insan çalıştırıyor. Bunlar kutsal bir şeyler, olaylardır. Bunlar öyle kolay yapılan işler değil. Elazığ ve ekonomisinin masaya yatırıldığı programda şehrin gelişimi için yapılması gerekenler konuşuldu. Mesela haftada en azından her gün ve ikinci uçağı koyulması lazım. İstanbul uçakları hem Sabiha Gökçe hem Ata İstanbul Havaalanı'ndan da seferler kısıtlandı. Evet. Bunların düzeltilmesi lazım çünkü Elazığ'da olağanüstü bir durum var. Tabii. Ciddi bir yoğunluğu var. Otellerde dikkat edin, otellerde yer yok. Oteller dolu. Şehirde işsizlikten daha fazla iş beğenmeme olduğunu ifade eden Öztürk, OSB'de şu an 700-800 kişiyi işe alma kapasitesi olduğunu fakat gelen kişilerin bir gün sonra işi bıraktığını söyledi. İşsizlik var. Yok, çalışana iş var kardeşim. İş beğenmeme var. İşi beğenmeme var. O işletmemiz de doğru söylüyor. Düzgün bir işletmemiz, takır takır parasını ödeyen bir işletmemiz, ücretleri iyi olan bir işletmemiz. Ama inan et, iş beğenmeme var. İnsanlar diyor ki ya gideyim, ya fabrikanın içinde de olsa, orada da olsa rahat oturayım, fazla mesai ve performans sarf etmeyeyim. Ya yok böyle bir şey. İşi beğenmem olayı var. İnan et, ben kendi işletmemden de hiç örnek vermeyeyim. Bu tür işletmelerde örnek vereyim. Organize sanayide şu anda iddia ediyorum, İşi beğenmemezlik edip de kapasitesi olanlar için en az 700-800 kişi iş alma imkanı var. İhtiyaç var. Geliyor adam 3 gün sonra ayrılıyor. Niye zoru görüyor? Ben diyor ben burada çalışamam. Çalışamam diyor. Ne olacak başkanım? Çözüm ya ne? İşte ya diyorsun ki bak insanlar çalışıyor burada. Yaptığın iş belli. Şunu yapacaksın. Sen yani burada yok burası zor diyor. Yok bilmem ne diyor. Yok böyle bir şey.
Şehrin benlikten kurtulması gerektiğini ifade eden Başkan Öztürk, yaptıkları işleri basın önünde konuşmadıklarını kaydetti. Ya şu benliklerden kurtulun bir benliklerden. Şu memlekette benliklerden kurtulun, hasetlikten kurtulun, çekememezlikten kurtulun. Ya ben sana lazımım, sen bana lazımsın ya. Bu memlekette bu desturu yaratamazsak biz yıllarca bu işi yaptık. Bu işlerde uğraştık. Biz hep bunu verdik. Bizi eğer insanlar biraz saygı duyuyorsa, seviyorlarsa, bizim başımıza bir sürü işler geldiği halde bize mütevazı ve tevasutla bize bakıyorlarsa, bu işin altından kalkar mantığıyla bir güven varsa, bunlardan dolayı biz insanları dışlamadık kardeşim. Ya biz bir mücadele veriyoruz, uğraşıyoruz. Başka insanların da katkıları evet. olabilir ama biz çıkıp da basının önünde, televizyonda ya işte şu firmayı da ben getirdim, şu firmayı da ben getirdim hemen şeyde tweet atmıyorsun, sosyal yani. Sosyal medyalarda falan hemen şey etmiyor. Bizim konuşuyoruz birileriyle geçmişte. Diyorum ki ya şöyle şöyle bir yatırım var. Bakıyorum hemen anında aynen. daha benim yanımdan ayrılmadan sosyal medyaya falan firma yatırım yapıyor. Evet. Bunu giden valim çok yapardı. Evet. Giden valimiz çok yapardı. Evet. Son giderken de bir tane bir sanayici geliyormuş Elazığ'a dedi. Evet. En son tweet atmıştı. Geliyor mu başkanım? Ya öyle bir şey, kimseyi ne tanıyorum ne gördüm ne görüştüm. Evet. Öyle bir firmadan haberimiz yok bizim. Ama bir soraydınız başkanım hani şey ya, iyi olur en azından. Ya kardeşim öyle olmaz. Bir gitti ki. Yani Sakarya'ya gitmesin burada, başkanım. Ben burada bak açık ve ne söyleyeyim. Ben arkadan kimsenin konuşmam. Yüzüne konuşuyorum. Öyle bir gitti ki burada kimseye alasofat demeden gitti. Ona üzüldünüz mü başkanım? Niye üzüleceğim ya? Ama niye? O kendinin insani şeydir, vazifesidir. Yani pandemiden dolayı mı belki ya? Ne pandemisi ya? Pandemi olur mu? Evet. Ama hep gidiyorsa bile bir telefon açarım. Elazığ hiç çok sevdiğini söylüyor başkanım. Hiç kimseye doğru dürüst aramamış. Ama 3-4 yeri ziyaret etti. Tamam 3-4 yer işte başka yok. Ticaret odası, borsa. 3-4 yer başka yok. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk yatırımcıları şehre davet ederek kazanmaya davet ettiklerini söyledi. Biz Elazığ'a yatırımı yapmaya davet ediyorsak Elazığ'ı kazanmaya davet ediyoruz. Ya gel yatırım yap ama kazan. Onun için yurt dışındaki veya Türkiye'deki iş adamlarımızın hangi sektör olursa olsun biz organize sanayi kapımız sonuna kadar açık. İlim valisiyle, siyasetçisiyle, sivil toplum örgütleri, kamu kurumlarıyla beraber el birliğiyle her konuların önlerinde hiçbir engel olmaz. Şehrin eksikliklerini sıralayan Başkan Suat Öztürk, Elazığlıların genlerinin incelenmesi gerektiğini kaydetti. Üniversite bir tez yapıp Elazığ'ın genini incelemesi lazım. Elazığlıların genini incelemesi lazım. Yani genimizde var herhalde bu. Çünkü niye? Biz çocukluğumuzda da bizim büyüklerimiz bundan şikayetçiydi. Rahmetli babam da 78'de rahmetli oldu. 78'den ben yanında yetiştim. O zaman da derdi. Derdi ki Elazığ'ın dedikodusu bitmez. Kulağını tıkacaksın, gözün yumacaksın. Sen eğer kulağını tıkıp da gözün yummasan bu memlekette hiçbir şey yapamazsın. Onu aldırış etmeyeceksiniz derdi. Bize hep nasihat oluyor. Mesela dedikodular iş adamını kaçırıyor mu başkan? Ya kaçırır tabii ne olacak? Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, yıkım çalışmalarını görüntülemek isteyen Kanal 23 yayın ekibinin yıkım firması yetkilileri tarafından uğradıkları çirkin saldırıyı kınadı. Başkan Erdem mesajında bu olayı halkın bilgi edinme hakkına yapılmış çirkin bir saldırı olarak nitelendiriyor. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, Elazığ'da 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından hasar gören binaların yıkım çalışmalarını görüntülemek isteyen Kanal 23 yayın ekibinin yıkım firması yetkilileri tarafından uğradıkları çirkin saldırıyı kınadı. Başkan Erdem yayımladığı kınama mesajında şu ifadelere yer verdi. Anayasal hak niteliğindeki basın özgürlüğü kapsamında görevlerini ifade eden, eksikliklerin ve sorunların daha etkili çözümünde büyük rol oynayan basın mensuplarının değerinin bilinmesini istiyoruz. Gazetecinin görevi halkın haber alma hakkına hizmet etmektir. Kamuoyunu bilgilendirmek gazetecilerin en önemli işlevidir. Ne yazık ki bazı insanlar bu demokratik gerçeği yok saymak konusunda direniyor. Gazi Caddesi'nde hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ederken, o anları görüntülemek isteyen Kanal 23 muhabirlerinden Yakup Sağlam ve kameraman Tekin Yalçınkaya, firma yetkilileri tarafından çirkin bir saldırıya maruz kalmışlardır. Bu saldırı basın camiasını hem üzmüş hem de tedirginlik yaratmıştır. Gazetecilere fiziksel saldırının olağanlaştırılması endişe vericidir. Yaşanan olayın basın özgürlüğü açısından bir utanç konusu olduğunu hatırlatıyor
Meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bu olayı halkın bilgi edinme hakkına yapılmış çirkin bir saldırı olarak nitelendiriyor, olayın sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz. Görevi başında saldırıya uğrayan bir kamu görevlisi için yapılması gereken tüm idari ve adli işlem ve müeyyidelerin meslektaşımıza saldırıda bulunanlar için de uygulanması hususunda Belediye Başkanlığı, Elazığ Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyoruz açıklamalarında bulundu. Medya grubumuz olarak yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, Kanal 23 televizyonuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Beydalı köyündeki cami tadilat ettirildi. Camiyle ilgili açıklama yapan köy muhtarı Gülizar Demirpolat desteklerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a teşekkür etti. Zamanla tahrip olan Harput Mahallesi'ne bağlı Beydalı köyündeki cami Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından tadilat ettirildi. Milletvekili Gürsel Erol tarafından caminin içerisi ve dış cephesi yenilendi. Yenilenen camiyle ilgili açıklama yapan Beydalı Köyü Muhtarı Gülizar Demirpolat, desteklerinden dolayı Milletvekili Gürsel Erol'a teşekkür etti. Beydalı Köyü'nden iyi günler. Köy camimizin bakımı, onarımı bitmiştir. Bu konuda bize yardımcı olan Sayın Milletvekilimiz Gürsel Erol Bey'e çok teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun. Kendim Köy Muhtarı Gülizar Demirpolat ve köylüm adına çok teşekkür ederim. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat ise caminin yenilenmesinde emeği geçen Milletvekili Gürsel Erol'a teşekkür ederek Allah razı olsun dedi. Başta Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Erol Bey'e çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Burayı üstlendiği için, buraya sponsor olduğu için, hayır sahibi olduğu için Allah kendisine bin kere razı olsun. Köylülerim adına, köyüm adına iyi ki varsın Sayın Vekilim. Allah senden razı olsun. Köyün dış kaplama komple suası, boyası, aynı zamanda caminin içini komple güzel bir yerden geçirdi. Allah razı olsun. Ve aynı zamanda bu işe gönül vermiş hizmetkar Sayın Gülizar Hanımefendi'ye de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Camimiz dediğimiz gibi, görmüş olduğunuz gibi şöyle her tarafı pırıl pırıl. Elektrikçiler Odası Başkanı Ramazan İnce, sektörün sıkıntılarını dile getirerek esnafın en büyük sıkıntısı korsan elektrikçiler dedi. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de gün yüzüne çıkan tezgah altı işletmeler esnafının en büyük sıkıntısı. Elektrikçiler Odası Başkanı Ramazan İnce, sektörün sıkıntılarını dile getirirken denetimlerin olmamasından dert yandı. Tabii esnafın birçok sorunu var. Yani birinci sorunu korsan elektrikçiler. Yani korsan elektrikçilerle ilgili ben federasyon yönetiminde olmam hasabıyla buradaki sorunları Ankara'ya da götürüyorum. Şu anda federasyonumuz nasıl ki ehliyetsiz araba kullanana ceza yazıyorlarsa şu anda ehliyetsiz elektrikçiye de ceza konusunu Ankara'da şu anda çalışmalarımız devam ediyor bu konuda. Zaten deprem oldu. Birçok esnafımız şu anda evine ekmek götüremiyor. Bir de korsanlar da bu işe el attığından dolayı, ya denetim olmadığından dolayı aslında. Yapı denetimler, bu konuda denetimi yok. Ne yapıyor? Diyor ki bir kaşe getir, hemen sözleşme yapalım. Aslında STB istemesi lazım. Serbest elektrikçilik tesisatçılık belgesi. O da elektrikçiler odasına bunu veriyoruz zaten. Maliye kaydı olup varsa, dükkanı varsa, odaya kaydı varsa biz bunlar zaten kayıtlı üyelerin hepsinde var. Depremin ardından yaşanan pandemi sürecinden fazlasıyla etkilenen esnafın sorunları bitmiyor diyen Başkan İnce, esnafın çektiği kredilerin ertelenmesini talep etti. Beklentilerimiz, Allah'a çok şükür seçimden seçime siyasetler bizi soruyor. Yani bizim siyasilerden beklentimiz, yani ne bekleyebiliriz ki? Bizi sormayanlardan biz ne bekleyebiliriz? Şu anda esnaf kefalet kooperatif aracıyla 50 bin lira faizsiz kredi sağ olsun hükümetimiz yani verdi. Tamam, teşekkür ederiz ama gel gör ki arkasında koronavirüs oldu. Ben bu konuda Cumhurbaşkanı'na mektup da yazmıştım. Yani bu Haziran başında başlayan kredilerin taksitlerinin ertelenmesi için Sayın Milletvekillerime de atmıştım. Yani hanımefendinin telefonu olmadığı için hanımefendi hariç diğerlerine atmıştım. Bir tek telefonuma Zülfü Demirbağ cevap vermiştir. Tamam, bu konuda destek olacağım demiştir ama diğer milletvekiller dönüp de ya arkadaş sen bizi aradın ama yani ne istiyorsun? Sizin sorunuz ne? Derdiniz ne? Sormadılar. Yani ben bir şey demek de istemiyorum yani siyasilere. Çünkü siyasilere çok şükür bundan sonra da ihtiyacımız olmaz. Evet.
Yani Elazığ'daki mesleki sorunlarımız, ben federasyon yönetiminde olmamasa bile işte Ankara'daki Elazığlı bürokratların çok şükür hepsinden de aramayı gidiyorum. Yani kanunlar çerçevesinde sorunlarımızı dile getiriyoruz. Dünya kadar bina yıkılıyor. Yani ağır hasarlı. Merkezde yapılacak bu yıkılacak binaların, ben bu konuda belediye başkanına da teşekkür ediyorum. Yani bu kentsel dönüşümden işte harç çubuğu almayacağım dedi. Ve bu yıkılan binaların da alınan karar doğrultusunda Elazığ müteahhitlerinin yapacağından dolayı bu konuda ben Sayın Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Evet. Yani eğer bu binalar şeye dönüşürse, yani kentsel dönüşüme dönüşür, binalar yapılırsa ziyadesiyle Elazığ esnafı bayram edecek. Yani işleri iyi olacak. Ama bu arada tabii ki alınan kredilerin bir an evvel ertelenmesi lazım. Aha, kış geliyor. Evet. 12. ayda 50 bin liranın kredilerin taksitleri var. Çünkü doğalgaz gelecek, elektrik yüklü gelecek. Yani bu taksitlerin bir an evvel ertelenmesi lazım. Evet. Yani yetkililerden biz bunu istiyoruz ama inşallah sesimizi, kulağımızı duyarlar, seslerimizi duyarlar sizin aracılığınızda. Belki derler yani doğru söylüyorlar bunlar veyahut da yani beklentimiz bu. Hüdapar Elazığ İl Teşkilatı'nın 3. olağan kongresi yapıldı. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Yasin Kavaklı güven tazeledi. Hüdapar Elazığ İl Teşkilatı'nın 3. olağan kongresi yapıldı. Kongrede tüm delegelerinin oyunu alan il başkanı Yasin Kavaklı güven tazeleyerek yeniden il başkanı seçildi. Kavaklı kongre sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Önce insan, öncelik adalet temamızla yolumuza devam ediyoruz. İlimizin hiçbir sorununu ötelemiyoruz. Yerinde ve zamanında girişimlerimiz sonuç veriyor. Hizmetlerimiz halkımızın refahı ve huzuru içindir. Hiçbir zaman ayrıştırıcı dil kullanmadık, kullanmıyoruz. Elazığ'ın sorunları ve sıkıntıları depremden dolayı çok fazladır. Yapılan çalışmaların yetersizliği ya da görmezden gelinen sorunları dile getirerek düzeltilmesi çabasında oluyoruz. Muhalefet partiler şehrin eksik kalan ya da yapılması gerekenleri dile getirmek ve çözümünü sağlamakla görevlidir. Bizim yapmadığımız her çalışma yanlıştır ya da doğrudur yaklaşımı sergilemiyoruz. Yapılan çalışmanın halkın faydasına ise kimin yaptığına takılmadan destek veriyor, yapılan çalışmaya imzamızı atıyoruz. Bu yaklaşım partimizin anlayışıdır ve bu anlayışı her zaman muhafaza edeceğiz dedi. Pandemi sürecini yakından takip ettiğini de dile getiren Kavaklı, sağlık hizmetinin yeterliliğe ulaşması ve gerekli hazırlıkların yapılması için çağrıda bulunmuştuk. Sağlıkta hata can kaybıyla sonuçlanır. Bundan dolayı salgını kontrol altına almak için tedbirlerin artırılması ve sağlık hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Kongrede oy kullanan ve şahsımı tekrar il başkanı seçen tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Yorgunluk göstermeden, yeise düşmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmaları bereketli kılsın. Kongremiz hayırlara vesile olsun inşallah temennisinde bulundu. Fırat Üniversitesi'nden iki öğretim üyesi, çay posasından pH ölçen halokromik jel uçlu kalem üretti. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Özer ve Doktor öğretim üyesi Şeyda Taşar farklı bir projeye imza attı. İki öğretim üyesi yaptıkları ARGE çalışması sonrasında %75'i çay posasından oluşan ve sıvıların pH derecesini ölçmeye yarayan halokromik jel uçlu kalem üretti. Atık çay posası, çay demleme atığı, hayvan gübresi olarak kullanılıyor. Herhangi bir ekonomik değeri yok. Bunda çay posasından alkali ön işlemler sonucu kazanılan hemiselloz. Kolayca taşınabilen ve pratik olan kalem diğer ölçüm yöntemlerine göre doğayı kirletmediği için çevreci özelliğiyle dikkat çekiyor. pH'i ölçmek isteyen sıvıya jel uç batırılıyor ve renk değişimine göre ölçüm yapılıyor. Ölçüm sonrasında ise ölçüm yapılan sıvının rengi ve bileşimi değişmezken tek kullanımlık olmayan kalem tekrar kullanılabiliyor. Oluşumuz halokromik jel uçlu kalem üretimi konusunda ISIF 2020 buluş fuarında projemiz gold madalya, altın madalya kazandı. Buluşumuzu Profesör Doktor Ahmet Özer ve ben, yani Doktor Öğretim Üyesi Şeyda Taşar gerçekleştirdi. Hizmet buluşu olarak değerlendirildi. Buluşumuz Fırat Üniversitesi hak sahipliğinde. Buluşumuz genel olarak sıvı çözelti ortamının pH'ını ölçmeye yarayan bir kalem niteliğinde.
Diğer muadillerinden farklı olarak sıvı çözelti ortamının rengini ve bileşimini herhangi bir şekilde değiştirmiyor. Tekrar tekrar kullanılabiliyor. Atık çay pozasından elde edilen hemiselüloz menşeli olduğu için de ekonomik. Ve muadillerine göre kullanımı pratik, ekonomik, şöyle söyleyelim, teknik bilgisi olmayan kişiler tarafından da rahatlıkla kullanılabilen pratik bir ürün. Cebimize kolaylıkla koyup taşıyabileceğimiz ve kolaylıkla kullanabileceğimiz bir ürün. Ve ölçüm esnasında diğer pH indikatörlerinin aksine herhangi bir hazırlık gerektirmiyor. Teknik bilgi gerektirmiyor. Ve direkt ölçüm ve sonuca giden kısa bir süreci kapsıyor ölçüm niteliği. Biyokimya, kimya, tıp, turizm ve gıda sektörüne katkı sunması hedeflenen çalışma için ulusal ve uluslararası patent başvurusu yapıldı ve Teknofest'te de altın madalyaya layık görüldü. Bu ürünümüz aynı zamanda katı atıklara ekonomik katma değer kazandırması yönüyle de oldukça önemli bir ürün. Ürünümüzü ticarileştirecek büyük ölçekli yatırımcıları Fırat Üniversitesi'ne bekliyoruz. Fırat Üniversitesi'nin rektörlüğüyle iletişime geçmeleri gerekiyor. Hak sahipliği hizmet buluşu olduğu için Fırat Üniversitesi'ne ait. Biz sadece buluşçu niteliğinde taşıyoruz. Jin 3 söylediğim gibi muadillerinden ekonomik, tekrar tekrar kullanılabilir, pratik, öğrenciler de kullanılabilir, teknik bilgisi olmayan personeller de rahatlıkla kullanılabilir, nerelerde kullanılabilir, piyasası ne? Diğer indikatörlerin tamamının kullanıldığı kimya sektöründe kullanılabilir, gıda sektöründe kullanılabilir. Yüzme havuzlarının dezenfeksiyon işleminden sonraki kontrolünde kullanılabilir. Tıbbi tanı teşhis sürecinde hastalıklara bağlı olarak değişen vücut sıvılarının pH'ının kontrolünde kullanılabilir. Molla Kendi Beldesi'nde bulunan bir camide hırsızlık yapan şahıs, jandarmanın sıkı takibi sonrası yakayı ele verdi. Camiden çaldığı malzemelerle yakalandı. Molla Kendi Beldesi'nde bulunan bir camide hırsızlık olayı meydana geldi. Haber verilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler şüphelinin çaldığı malzemeleri sakladığı yeri de belirleyip operasyon yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken malzemeler eksiksiz ele geçirildi. Çalınan malzemeler cami yetkililerine teslim edilirken şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Elazığ'da bir sokağa araçlarla gelen magandalar silahlarla ateş açtı, yaralananın olmadığı olayda kurşunlar iki otomobile isabet etti. Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta iddiaya göre iki otomobil ile gelen dört kişi sokakta bulunan iki şahsa silahlarla ateş etti. Şahıslar saklanarak mermilerin hedefi olmaktan kurtulurken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Magandaların silahlarından çıkan kurşunlar ise olay yerinde bulunan iki otomobile isabet etti. Direkt numaratörleri bu yöyle dön. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 9 adet boş kovan tespit edildi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sivrice ilçesinde üzerine ağaç düşen 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Sivrice ilçesinde üzerine ağaç devrilen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Güney köyünde Cemal D'ye ait bahçede kesimi yapılan kavak ağacı yolda yürüyen Rabia Durmuş'un üzerine devrildi. 75 yaşındaki kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Bahçe sahibiyle ağacı kesen kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yargıtay üyesi Savcı Murat Bulut ve Elazığ'ın tanınmış mali müşavirlerinden Fırat Bulut'un anneleri, televizyonumuz program yapımcılarından Tekin Bulut'un halası Makbule Bulut, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Merhume Bulut son yolculuğuna uğurlandı. Yargıtay üyesi Savcı Murat Bulut ve Elazığ'ın tanınmış mali müşavirlerinden Fırat Bulut'un anneleri,
Televizyonumuz program yapımcılarından Tekin Bulut'un halası Makbule Bulut yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 78 yaşındaki Makbule Bulut için Asri Mezarlık'ta cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Makbule Bulut Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri telefonla kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Bulut ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Elazığ'da faaliyet gösteren bir işletme 3. şubesini açtı. Alışveriş merkezi olarak açılan işletme Çaydıçıra Mahallesi'nde hizmet verecek. Elazığ'da faaliyet gösteren Karadağoğlu Alışveriş Merkezi 3. şubesini Çaydıçıra Mahallesi'nde açtı. Elazığlılara seslenen Bakkallar Odası Başkanı Cebrail Top, yerel esnafımıza sahip çıkın çağrısı yaptı. Bu ulusal market zincirine ancak rakabet edebilmemiz için böyle esnaflarımızın bu tür yatırımlar yapmasına ihtiyaç vardı. Bunu da görüyoruz. Her hafta inan 8-10 tane böyle işletmeler kazandırıyoruz ilimize. Artık ben o ulusal market zincirler burada aşmasınlar, gitsinler daha artık demek istemiyoruz. Gelsinler, biz onlarla rekabet edecek güçteyiz. Ben burada sadece Elazığlı vatandaşlarımıza, bu mahalle sakinlerine, bu bölge sakinlerine lütfen ne olursun gelsinler, gezmek amaçlı gelsinler, sonra alışverişlerini yapsınlar. Burada ne virüs var, ne salgın bulaşır, hiçbir şey de bulaşmaz. Fiyatlarına baksınlar, ondan sonra alışveriş yapsınlar. Burada paramız burada kalsın, alışverişlerini bu gibi yerel esnaflarımıza destek olsunlar. Burada şu anda baktığımız zaman çalıştırdıkları, istihdam ettiği kişi sayısı 10-15 civarında. Bu anlamda ben gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum. O da olarak biz her zaman kendisinin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Üçüncü şubemizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyen işletme sahibi Necati Karadağoğlu, tüm Elazığlıları işletmelerine beklediklerini söyledi. Allah'a çok şükür, Allah nasip etti. Üçüncü şubemizi de açtık. Alnımızın akıyla çıktık. Çok şükür Allah'a. Çaydaçıra Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. İçinde her çeşitimiz var. Olmayan ürünü yok. Sebzemiz, meyvemiz, kırtasiyemiz, hırdavatımız, et ürünleri, ekmek ürünleri hepsi var. Yok. Evet, bu şubelerin devamı gelecek inşallah. İnşallah Allah nasip ederse tabii ki olur, neden olmasın. Fiyatlarımız çok uygun, bunu kıyaslamadan bilemezler. Gelip görsünler, herkesi bekliyoruz, herkes davetlimizdir. Elazığ Belediyesi'nde gelirler hesap işleri ve ulaştırma müdürlüğü yapan Refah Partisi'nden iki dönem belediye başkan adayı olan Mehmet Aydın hayatını kaybetti. EBUAŞ eski genel müdürü Esat Aydın da amcası olan merhum Aydın kılınan cenaze namazının ardından Gezin'de son yolculuğuna uğurlandı. Elazığ Belediyesi'nde gelirler hesap işleri ve ulaştırma müdürlüğü görevinde bulunan Mehmet Aydın hayatını kaybetti. Elazığ Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi eski genel müdürü Esat Aydın'ın amcası, Refah Partisi'nden iki dönem Elazığ Belediye Başkanlığı'na aday olan Aydın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 68 yaşında hayatını kaybeden Aydın için Gezin Köyü'nde cenaze namazı kılındı. Merhum Aydın, kılınan cenaze namazının ardından köy kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri telefonla kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Aydın'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Günün gelişen haberlerini sizlere aktardık ve ana haber bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Kısa bir ara, aranın ardından spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız.
Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız sevgili izleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu 17 Ekim'den itibaren maçların kısmen seyircili oynanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre lig ve kupa maçlarında localara kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınabilecek. Türkiye Futbol Federasyonu maçların seyircili oynanması ile ilgili bir açıklama yaptı. TFF resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren maçlar kısmen seyircili olacak. Yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ilgili kurum ve kurullarla görüşülerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla lig ve kupa müsabakalarında locaların %50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir. Süper Lig, TFF 1. Lig, misi.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur denildi. 3. Lig temsilcimiz Elazığ Karakoçan takımı deplasmanda konuk olduğu Karşıyaka'ya 2-1 mağlup olarak 2. Lig temsilcimiz Elazığ Spor gibi ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Misi.com 3. Lig'deki temsilcimiz Elazığ Karakoçan takımı ligin 4. haftasında deplasmanda Karşıyaka ile karşılaştı. İzmir Atatürk Stadyumunda saat 15.30'da oynanan karşılaşmaya Ömer Kavurkacı, İsmail Sevindi, Barış Kazer, Yaşar Yılmaz, Mehmet Eksik, Hüseyin Fıstıkçı, Kaan Güdü, Ferhat Canlı, Fatih Kızılay, Batuhan Kaya ve Burak Kavlak 11'i ile başlayan temsilcimiz maçın daha başları sayılacak 6. dakikada 1-0 geriye düştü. Bu dakikada Karşıyakalı oyuncu Hakan Kuş takımını 1-0 öne geçiren golü Elazığ Karakoçan ağlarına gönderdi. İlk yarı eş sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermesinin ardından temsilcimiz ikinci yarıya eşitliği sağlamak için baskıda girse de yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. 80. dakikada Karşıyaka Namık Çelik de skoru 2-0 yapınca işi daha da zorlaştı. Ancak maçı bırakmayan Elazığ Karakoçan takımı uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyı Serkan Akbaka'yla gole çevirerek farkı 1'e indirdi ve karşılaşma 2-1 Karşıyaka'nın galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçta temsilcimiz tıpkı Elazığ Spor gibi 4. haftada ligdeki ilk mağlubiyetini de almış oldu. Dan bölge sınavları nedeniyle elimize gelen Türkiye Kickbox Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı medya grubumuzu da ziyaret etti. Başkan Kayıcı spora ve kickboxa olan desteklerinden dolayı Kanal Fırat'a teşekkür etti. Kickbox Federasyonu faaliyet programında yer alan Siyah Kuşak 1., 2., 3. ve 4. dan sınavları elimize gerçekleştirildi. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleştirilen dans sınavlarına Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen 100'e yakın sporcu katıldı. Covid-19 tedbirleri gözetilerek yapılan sınavda salona girişte ateş ölçümü, fiziki mesafe ve dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştirilerek sporcular salona alındı. Açılışa Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu, Kickbox Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, ASKF Başkanı Mustafa Gür, Spor Şube Müdürü Alaaddin Özdemir, Kickbox İl Temsilcisi Doçent Doktor Mustafa Karadağ, Kickbox Ring Sporları Koordinatörü Abdullah Alan, Kickbox antrenörleri, sporcular ve yakınları katıldı. Türkiye Kickbox Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı yoğun bir dans sınavını tamamladıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. 2020 yılı faaliyet programında yer alan, federasyonumuzun faaliyet programında yer alan Siyah Kuşak dans sınavlarını Elazığ'da yapıyoruz. Elazığ bizim için çok büyük önem taşıyan bir ilimiz. Çünkü pilot bölgelerimizden bir tanesi. Hakikaten çok katılımlı ve çok yoğun bir dans sınavı geçmekte. Ben burada tabii bu dans sınavını yapmak için elinden gelen her türlü emeği bize esirgemeyen, başta Gençlik Spor İl Müdürü Sayın Abdülsamet Bey'e ve bütün personeline, il temsilci arkadaşımıza ve ayrıca milli takım antrenörlerimize teşekkür ederim. Ayrıca bize desteklerini hiçbir zaman için esirgemeyen belediye başkanımız Şahin Başkanı'na da teşekkür etmek istiyorum. Federasyon Başkanı Salim Kayıcı'nın fahri bir Elazığlı olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren kendisine destekleri için teşekkür etti. Öncelikle tabii ben her zaman her platformda ifade ediyorum. Salim Kayıcı Federasyon Başkanımız her ne kadar Şırnak'ta da olsa biz bir fahri Elazığlı diyoruz kendisine. Çünkü geçmişte de Elazığ'da hem dans sınavlarının hem antrenörlük kurslarının hem hakemlik kurslarının yapılmasında, Elazığ'da bu organizasyonların yapılmasında çok ciddi emekleri var.
Başkanımız bizim abimiz gibi, ifade ettiğim gibi. Sizin de gördüğünüz gibi dans sınavı Elazığ'da yapılıyor. Çok ciddi de bir katılım var. Ben buradan bir kez daha hem federasyon başkanımıza hem Kickbox ailesine çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren ile ASKF Başkanı Mustafa Güre'ye Kickbox eldivenleri hediye ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren de Başkan Kayıcı'ya plaket takdim etti. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları spordan gelen bir belediye başkanı olarak ve ilin spor yöneticileri olarak Elazığ'ın sporu emin ellerde ifadelerini kullandı. Amatörün içerisinden gelen, yıllarca amatör spor kulüpleri federasyon başkanlığı yapan bir başkanımız olarak sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii Elazığ sporu güvenli ellerde. Sporun içerisinden gelen Gençlik Spor İl Müdürümüz var. Sporun içerisinden gelen ASKF Başkanımız var. Ve yine naçizane bizler yıllarca Elazığ'ın sporuna hizmet edebilme adına gayretli şekilde çalışmalarımızı yürüttük. Dan bölge sınavları nedeniyle elimize gelen Türkiye Kickbox Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı medya grubumuzu da ziyaret etti. Başkan Kayıcı, spora ve Kickbox'ta olan desteklerinden dolayı Kanal Fırat'a teşekkür etti. İlimizde yapılan Kickbox'tan bölge sınavları nedeniyle Elazığ'a gelen Dünya ve Avrupa Kickbox Federasyonu As Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Kickbox Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı medya grubumuzu ziyaret etti. Beraberinde Kickbox İl Temsilcisi Mustafa Karadağ ve Türkiye Kickbox Federasyonu Ring Sporları Koordinatörü Abdullah Alan'la birlikte medya grubumuzu ziyaret eden Kickbox Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'yı Kanal Fırat ve Kanal E Spor Koordinatörü Coşkun Kamaç karşıladı. Elazığ'ı pilot bölge olarak seçtiklerini belirten Başkan Kayıcı, dans sınavlarının çok iyi şartlarda geçtiğini belirtti. Evet, öncelikle ben Kanal Fırat ailesine Kickbox'a vermiş olduğu bu değerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Hakikaten mutlu olduk. Bugün hatta dans sınavlarımıza da arkadaşlarımız geldi. Camiamıza sevindi. Tabii 2020 yılı faaliyet programımız içerisinde Kickbox Federasyonumuzun içerisinde bulunan dans sınavı için Elazığ'a geldik. Çok iyi bir katılım oldu. Çok başarılı sporcularımız başarı gösterdi ve danlarını aldılar, siyah kuşak sahipleri oldular ve siyah kuşakların belli kademelerine yükseldiler. Bununla da gurur duyduk. Tabii inşallah bundan sonraki faaliyetlerimizi de ki Elazığ biz pilot bölge olarak seçtik. Devamlı faaliyetlerimizi daha önceleri yaptığımız gibi yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz bundan 2-3 yıl önce de Türkiye şampiyonası yapmıştık. Yaklaşık bir 8-9 gün sürmüştü ve 5000 kişinin üzerine katılımcı olmuştu. Bu tür şampiyonalarını tekrar yapmak için gerekli planlamaları arkadaşlarımızla, gerek il temsilci arkadaşımız, gerekse kickboxlar, ring sporları koordinatörümüz, gençlik spor müdürümüzle ve belediye başkanımızla konuştuk ve bunlarla ilgili çeşitli çalışmaları yürütüyoruz. Tabii biz elimizden geldiği kadar Elazığ'a her türlü desteği vereceğiz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Ben tabii burada bu dans sınavlarının yapılmasında bize misafirperverlik gösteren başta Gençlik ve Spor Müdürümüz Abdülsamet Eren Bey'e, aynı zamanda il temsilcimiz Sayın Doçent Doktor Mustafa Karadağ, Kickbox Federasyonu Ring Sporları Koordinatörü Abdullah Ayalan hocamıza ve sporun içerisinden gelen, sporcuyu iyi bilen belediye başkanı Sayın Şahin Başkan'a da ben çok teşekkür ediyorum ki kendileri de bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Tabii bu arada ASKF Başkanımızı unutmuyoruz, Mustafa Gürü Başkanımızı. Ve hep birlikteydik. Bir kickboks ailesi olarak, spor ailesi olarak bugün buluştuk. Türk kickboksunun dünyada ilk 3 ila 5 arasında yer aldığını belirten Kickbox Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, bu başarıda ekip ruhuyla çalışmanın payının ve emeğinin olduğunu söyledi. Şimdi sizin de söylemiş olduğunuz gibi ben Dünya Kickbox Federasyonu Başkanlığı yaptım belli bir süre. Daha sonra şu anda Dünya Kickbox Federasyonu'nun ve Avrupa Federasyonu'nun as başkanıyım ve Uluslararası Kickbox Federasyonu'nun da Akdeniz Federasyonu'nda başkanlık görevini yürütmekteyim. Tabii dünyada Türk kickboksu çok iyi yerlerde. Takım halinde üçüncüyüz ve çeşitli branşlarda ikinci, bazı zaman da dördüncü oluyoruz. Yani ilk beşin içerisindeyiz devamlı takım halinde. Gerek dünya, gerek Avrupa ve gerekse uluslararası'nda şampiyon olan birçok sporcumuz var. Tabii biz bunları yaparken ben tabii federasyon, her ne kadar federasyon başkanı isem, kickbox ailesiyle birlikte hep birlikte yapıyoruz. Yani il temsilcilerimizle, antrenörlerimizle, sporcu kardeşlerimizle, hakem arkadaşlarımızla ve velilerle birlikte bu kickbox camiasını en üst düzeye getirdik. Ki sizlerin de bildiği gibi ülkemizde 63 tane Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı olimpik olan, olmayan federasyonlar var. Bu federasyonlar içerisinde 2019 yılı 31-12 tarihi itibariyle en fazla lisanslı sporcu sayısı açısından ilk 5 içerisindeyiz.
ve uluslararası almış olduğumuz madalyalar içerisinde de biz birinciyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Ben burada bütün kickbox camiasına bize göstermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Tabii bu arada geçen yıl biliyorsunuz biz dünya şampiyonasını Antalya'da yaptık. Evet. Daha sonra da yine oylamayla bu yıl için Avrupa kickbox şampiyonasını yine Antalya'da yapacaktık. Ancak pandeminin etkisinde biz bunu ertelemek durumunda kaldık. 2022 yılında Avrupa Büyükler Kickbox Şampiyonası'nı inşallah yine Antalya'da, Türkiye'de yapacağız ve faaliyetlerine devam edeceğiz. Elazığ'da kickboksun çok iyi bir yerde olduğunun altını çizen Federasyon Başkanı Kayıcı, biz bununla gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Abdullah Hoca biliyorsunuz bizim milli takım antrenörümüz. Aynı zamanda ring sporlardan sorumlu koordinatörümüz. Bütün ring sporları kendisine bağlı. Ve eski bir Türkiye şampiyonu sporcumuz. Yani hakikaten sporun içerisinden gelen bir insanın buraya verebileceği çok güzel şeyleri elinden geldiği kadar verdi. Birçok burada derece yapan, Türkiye şampiyonu olan sporcularımız ve birçok antrenör arkadaşımız yetişti. Hakem arkadaşımız yetişti ve şu anda sporcu kardeşlerimiz yetişmeye de devam ediyor. Biz tabii bununla gurur duyuyoruz. Ayrıca üniversitemizde de burada birçok kickboksçumuz var. Burada emeğe geçen başta il temsilci arkadaşımız doçent doktor Mustafa Karadağ ve ekibine de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kickboks her yerde, bu da bize mutluluk vermekte. Bize desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na, bakan yardımcılarımıza, genel müdürümüze, Spor Toto Teşkilatı'na ve Gençlik Spor ailesine de bize verdikleri desteklerin dolayı çok teşekkürlerimi ediyorum ve bildiriyorum. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktardık ve spor bültenimizin sonuna geldik. Bir başka haber kuşağında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.